Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Evet, Belediye Binası 15 geldi. Ana hesabımızla 2 numaralı Max 14 hesabımızı Belediye Binası 15'e geçirdik. Hatta yükseltme videolarımızı çektik. Böyle hale yola soktuk hesapları. Eyvallah. Ama geriye kaldı. Bunun gibi tam tamına 13 tane hesap. İrili ufaklı. Kimisinde çok iyi durumdayız. Kimisinde belediye binası 7'den kalma büyücü kulelerimiz var. En nihayetinde önümüzdeki klan savaş liglerine kadar ki yaklaşık 15 16 17 gün civarı bir süre var önümüzde. Bütün hesaplarımda olmasa da olabildiğince fazla sayıda hesabımızda Belediye binası 15'e geçiş yapmak istiyorum. Yani önümüzdeki Kasım 2022 klan savaş liglerine ağırlıklı olarak bir Belediye binası 15 oyuncusu olarak girmeye niyetim var. Belki bize bu durum bir avantaj sağlar da Aylardır pineklediğimiz usta 3 liginden yükselip usta 2 ligine yerleşmeyi başarabiliriz. Şimdi hedefim şu arkadaşlar bütün hesaplarda olabildiğince fazla sayıda hesabımda <laughs> işçilerden bir tanesiyle büyük fabrikasını diğeriyle de belediye binasını kendi süresiyle bitmek üzere yükseltmeye almak olacak. Şimdi burada bakıyorsunuz büyük fabrikasını yükseltmeye almışız ama velakin belediye binasını yükseltebilmemiz için yaklaşık 4,5-5 milyon civarında altına ihtiyacımız var. Bu yüzden bir adet eğitim iksiri sinsi goblin ve atlatma büyülerinin marifetiyle birlikte ganimet kasıp binayı yükseltmeye almak istiyorum. Çok güzel bir köy çıktı karşımıza. 811 bin altın var. Onu alsak bize yeter yani. Bu arada yıldız bonusu da aktif. Eğer becerebilirsem belediye binasını da indirmeye çalışacağım. Yani her saldırdığımız köyden bir tane yıldız alsak 5 tane savaştan sonra 3.4 milyon altında oradan gelmiş olacak. Evet şimdi burada koruyucu olmadığı için özelliğini kullanıp belediye binasını indirmemiz çok zor gözüküyor. Bu yüzden şampiyonla dikkat dağıtıp alt taraftaki patlatıcıyı dondurup zeplini içindeki yetileri öfkelendirmek suretiyle belediye binasına göndermeye çalışacağım. Kankarır senin kurduğun cümleyi alayım. Onları ögelerine ayırıp farklı farklı cümleler kurayım. Dediğinizi duyar gibi oldum. Şuraya bir dondurma. Lan deme be. Şuraya bir atlatma atsak. Sinsi goblinleri de spamlasak acaba belediye binasını İndirebilir miyiz? <laughs> Birazcık zor gözüküyor. Tamam. Abi yıldız alabileydik iyiydi ya. Şimdi koruyucu da yükseltmede sanırım. O yüzden işimiz baya bir zor olacak gibi gözüküyor. Yıldız alamayacağız. 380 bin altın var. Bari onu zorlamaya çalışalım. Aslında şey diyorum arkadaşlar. Hazır eğitim iksirini de bastık. Sinsi goblinleri silip. Tıp şu yıldızları alabilmek için. Ejder falan mı bassam ya da elektro falan mı bassam ne diyorsunuz? Abi dediklerinizi de ben duymayacağım için bir anlamı yok bu soruyu sormanın. Vallahi binayı alamadık. Birazcık hayal kırıklığına uğradım ama akmasa da damlar kıvamda ganimeti de elde ettiğimizi düşünüyorum. 441 bin. Kısa günün karı diyelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben dediğimi yapacağım. 76 tane sinsi goblinle bir posta daha atarız. Sonrasında sileceğim. Ejderlerle devam edeceğim. Orada ayaklanırken de diğer hesaplara gireriz. Ne de olsa denizde kom kan da hesap bitmez yani. Güzel bir köy bulup hemen geleceğim. Bu arada sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara ve bir süredir izleyip ısrarla kanala abone olmayanlara. Günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Uf, şu çıkan ganimetin güzelliğine bir bakar mısınız ey vatandaşlar? Ben burayı var ya, eğer benim adım da kan kırırsa ben burada tek bir tane altın iksir dahi bırakmam. Üstüne belediye binasını indirir, yıldızımı da alırım. Neden? Çünkü köy zayıf bir köy. Üstüne üstlük duvarları falan hep açık bırakmış. Ganimeti toplamak çok kolay olacak gibi gözüküyor. Bir tane atlatmayı binaya saklamam lazım. Bir dakika ben az önce çok böyle afili afili laflar ettim ama onları yere alma şansım var mı acaba? Yoksa çok mu geç kaldık? Çünkü birazcık sıkıntıya girebilme ihtimalimiz olduğunu görüyorum. Tamam şuraya bir tane. İksir toplayıcıya bir tane. Altın deposuna doğru birkaç tane. Şuradan bir tane. Ulan var ya 7 tane altın madeni. 7 tane iksir toplayıcı eşittir 14. 3 tane de kare iksir sondası eşittir 17. 9 tane de depo 17 artı 9 26 tane bina indirmeleri gerekiyor. Sinsi goblinlerin ki belediye binasına doğru direkt olarak hedef alabilelim. 30 tane sinsi goblinim kaldı bunu başarabileceğimden emin değilim. Üstelik klan kalesi de var. Kaç oldu artı bir ekleyin işte onun üstüne. Yani ganimet kasmak da aslında bir nevi matematik işi atlatma büyülerini nasıl güzel ziyan ettim öyle değil mi? Abi niye böyle oldu? Videonun başından beri böyle bir talihsizliktir. Akıp gidiyor ya. O binayı alamazsam var ya, Hakikaten bu sefer ortalık karışır ha. 13'ünü birden göndereceğim. Sol taraftan atsam. Evet direkt binaya gidiyorlar. Zeplinle dikkat dağıtıp sinsi goblinlerin belediye binasına gitmesini sağlamaya çalışacağım. Muhtemelen başaramayacağız ve ben kafayı yedim yiyeceğim arkadaşım. Evet koruyucunun yokluğunda demek ki neymiş? Sinsi goblinlerle yıldız alamıyormuşuz arkadaşlar. Gayet güzel bir miktar altın iksir elde ettik ama yani iki tane saldırımız ziyan oldu desem herhalde çok yanlış bir cümle kurmuş olmam gibime geliyor. Ejderleri yapıştır gitsin. Bu kadar yeter. <laughs> Alt taraf alacağımız 5 tane yıldız. 2 saattir boşa kürek çekiyoruz ya. Hiç uğraşmaya gerek yok. 8 balon 13 ejder alacağım. Ejderlerin sayısını fazla tutuyorum ki. Hani 2 yıldız almak daha kolay olsun diye. Koruyucu da yok çünkü. 3 öfke 4 dondurma 1 zehir ne olur ne olmaz. Aynısını ikinci ordu için yapacağım. Hangi hirolar yükseltmede? Ee, kral yükseltmede, kraliçe yükseltmede, koruyucu yükseltmede ne yapayım arkadaşım yani. Sinsi goblinler de bir yere kadar öyle değil mi? Kaleyi dolduralım. Burada doğru da orada ayaklansın. Ee, güzel bir köy bulup hemen geleceğim ama onun öncesinde orada ayaklanana kadar biz boş durmayalım arkadaşlar. Farklı bir hesabıma giriş yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar, Kankırır 4'ten çıktık, Kankırır 5'e girdik. Bir bakalım burada ne kadar madalyamız var? 538 tane madalyamız var ve bütün çekiçlerden de birer tane mevcut. Hani videonun başında böyle beni rezil eden bir olay olmuştu ya. Aslında ne dediğimi biliyordum yani. Hani çoğu hesabım bu şekilde şu anda. Üstüne bir de altın bilet aldık mı kıyamet gibi yükseltmeler yapacağız. Şimdi burada yine 5 tane yıldız almam lazım ama hero'ların hepsi ayakta olduğu için çok daha kolay bir şekilde yapacağız bunu. Bu iki hesaptaki işimizi halledelim o zaman öyle mi? Şimdi büyük fabrikasını basmışım. Kankırır 4'te de aynı şekilde. Burada da sadece binayı basmam gerekiyor yaklaşık bir 5-6 milyon altına ihtiyacım var. Mükemmel. Yani bu video ile birlikte iki tane hesabın yükünü de sırtımdan atmış olacağım. Diğerleri de artık nasip kısmet diyeceğiz. Umarım yapabiliriz. Şimdi böyle köylere bayılıyorum. Sinsi Goblin'le ganimet kasarken. Ölü köy ve bütün ganimetler dışarıda. diye binası da dışarıya yakın oldu mu bir tane atlatmayla yıldızı da alıyorum. Değmeyin keyfime arkadaşım. Şimdi şuraya bir atlatma atalım. Kral, kraliçe ve koruyucuyu mevzilendirdim. Hatta biz buradan var ya iki yıldızı. Hatta ne iki yıldız lan? Biz buradan 3 yıldız alırız tinsi goblinlerle demedi demeyin. Alırız alırız. Aynen almaya çalışacağım hatta iş yükümüz hafiflesin. Çünkü ölü köy savunmaları da zayıf. Böyle kralın özelliğine basacağım. Ölmeye yakın koruyucunun özelliğine basacağım ki barbarlar da hayatta kalsın. Şurada bir atlatma atalım. Hero'ları ilerletmeye devam edelim istiyorum iksir deposunu indireceğiz. Kaynak binası kalmayınca sinsi goblinler direkt olarak en yakındaki birimlere gittikleri için aslında bu gibi köylerden sinsilerle de 3 yıldız alınabiliyor. Yani çok kupa düştüğünüz zaman mesela sinsi goblinle ganimet kasıyorsun. Aynı benim gibi kafayı sıyırmış bir şekilde kasıyorsun. Bir baktın 1500'lü kupalara düşmüşsün. Karşına böyle köyler çıktı. Yani birazcık böyle zorlayarak köyü üçlersiniz arkadaşlar. Şekil abi de görmüş olduğunuz üzere. Bakın altın deposu da indi. Şimdi sinsi goblinleri rastgele sallıyorum. En yakındaki binayı vuracaklar ve 3 yıldızı da patlatacaklar. Klan kalesini harcamadığımız da iyi oldu. Hemen bunun gibi bir tane daha köy buluruz. 2 yıldızı aldık mı ver elini belediye binası 15. Mükemmel. Şu kraliçenin özelliğine basalım. Şampiyon orada fazla sıkıntı çıkartmaya başladı. Bu arada olmayacak mı acaba ya? Olay da iyiydi ama olmama ihtimalini de görüyorum şu anda. Ölü Ölüköy ağır savunmalar çalışmıyor ama hafif savunmalar da armut toplamıyor elleri yani. O yüzden baya bir sıkıntı çıkarttılar. Nasıl yapalım? Klan kalesini kullanmak zorunda kalacağım arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Öyle mi? 1 dakika 10 saniye süre. Aslında kraliçe her tarafa ulaşabilecek kadar yaşamayacak muhtemelen. Ulaşsa da yaşamayacak. Evet videonun başından beri yaşadığımız şanssızlık silsilesi hız kaybetmeden devam ediyor arkadaşım. Yani buna da yapacak bir şeyim yok. Üstelik şimdi Zeplin içindeki askerleri de bölemediğim için şu Okçu Kulesi beni tedirgin ediyor. Geç kaldım atsam da bu saatten sonra muhtemelen işlenmeyecek. Yani var ya ben diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşım. Neyse iki yıldız olsun bizim olsun diyor. Bir sonraki saldırı için güzel bir köy bulup hemen geliyor. Evet arkadaşım yine ölü bir köy çıktı karşımıza. Ganimeti eh işte yani akmasa da damlar kıvamında. Ve şunu fark ettim. Özellikle videolarda sanki arkamdan kovalayan varmış gibi sürekli bazı şeyleri aceleye getirmeye çalışıyorum. Hayır başarıya ulaşsam sıkıntı değil de ben acele ettikçe sanki tam tersi oluyor gibime geliyor. O yüzden rahat takılacağım ya. Değil mi? Rahat takılalım olduğu kadar diyelim. En azından tükürdüğümüzü yalamak zorunda kalmayız bu sayede. Şimdi belediye binasına <laughs> gitmeye değer mi burada? Ee, zeplinimiz var her türlü değer. Hatta ben burada kral kraliçe ile belki bu sefer üçleyeceğim. Bu hikaye bir yerden tanıdık geliyor değil mi? Duvarlar zayıf olduğu için sinsi goblinler çok takılmazlar gibime geliyor. Üçleriz muhtemelen buraya ya. Dur bakalım. Eğer üçlersek bayağı bir iyi olacak. Böyle zeplini de mevzilendirdim. Şampiyonu da gönderiyorum. Şurada bir atlatma büyüsü. Hem kral hem de sinsi goblinler faydalansın. Ee, şuradaki patlatıcıya bir dondurma büyüsü atıyorum. Tam üfleyecekken mükemmel zamanlama. Dina'nın tepeye bir öfke büyüsü aynı. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer üçlenir gibime geliyor. Şuraya bir atlatma atalım. İksir deposuna daha kısa zamanda ulaşsın sinsi goblinlerimiz. Şuraya bir atlatma attım. Sinsi goblinleri gönderiyorum. Kaynak binası olarak ne kaldı? Evet hiçbir şey kalmamış. Sinsi goblinler normal birlikleri dönmeye başladı. Şuraya birkaç tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Tamam. Hadi lan bu sefer 3 yıldız gelmesi lazım. Aynen geldi arkadaşlar. Bu sefer 3 yıldızı patlattık. Bu hesapta ekstra saldırı yapmamıza sanırım gerek kalmadı. Tabi altın yeterse. Yetmezse tamamlayacağız üstüne. 3.4 milyon gelecek gelecekti yanlış hatırlamıyorsam. 18 milyon ihtiyacımız vardı. 17 milyona falan takılı kalacak gibi gözüküyor. Muhtemelen bir tane daha savaşa gideceğim arkadaşım. Yıldız bonusundan ne kadar gelir tam olarak bilmiyorum. 1 milyon gelmeyeceğine göre illa ki bir tane daha saldırıya gitmek zorunda kalacağız gibi. Tamam şuraya bir üçlesin de bir önümüze çıksın ne var ne yok. Ha gayret. 55 level kraliçe. Samsunlulara selam olsun buradan. 55 Samsun'un plakasıydı. Yanlış hatırlamıyor isem. O Sam'ın köyünü de bu şekilde üçlemiş olduk. Ne kadar ganimetimiz o? 2.8 mi? Kupa düşük olduğu için burada çok daha az verdi. <laughs> Şanssızlık silsilesi hız kaybetmeden devam ediyor arkadaşım. Ve işin kötü tarafı elimde sinsi goblin olmadığı için onların birazcık eğitilmesini beklemem gerekecek. Fırsat bu fırsat. Diğer hesaba geçiş yapalım. Güzel bir köy bulup hemen geliyor. Evet arkadaşlar bu videoyu çekmeye başladığımda hakikaten bu video esnasında bu kadar sıkıntı yaşayacağım aklımın ucundan dahi geçmemişti. En nihayetinde yaptığımız iş ganimet kasmak değil mi yani kafa patlatmıyoruz 3 yıldız alacağız diye. Ama işte orada hala daha ayaklanmamış 6 dakika diyor büyü fabrikası yükseltmede olduğu için büyüler 2 kat geç çıkıyorlar. Ben bunu ciddiye alacağım mı? Tabii ki de almayacağım. Ejderler ve balonlar tamamlandığı anda saldır butonuna tıkladım gitti arkadaşım. Şimdi şöyle mümkünse güzel bir ganimet şu tatlılığa ballılığa bir bakar mısınız ya şahane bir ganimet çıktı. Mükemmel bunun gibi iki tane köye saldırsak bir de yıldız bonusuyla belediye binasını direkt basacağız. Şimdi şurada şöyle bir şey yapacağım nasıl bir şey yapacağım şöyle bir şey yapacağım. Bir tane öfke dondurma ve şampiyonu kullanacağım bu sayede hava savunmasını indirip ufak bir koridor temizliği yapacağız. Hava savunması indi anda bir tane ejder ve mayın eşeği ile iksir deposunu garantiye almış olacağım. Ben de şuradan bıraktım. Bir tane şuradan koridor daraltalım. Bir tane buradan. Öfke, ikinci ejder ve balonlarla o hava savunmasını avlamaya çalışacağım. Gitmediler. Hadi gidin. Hava savunmasına gitmeniz lazım artık. Tamam. Birazcık geç oldu ama geç olsun güç olmasın. Şimdi şurada bir öfke büyüsü. Atlatıcı bize sıkıntı çıkartacak pozisyonda değil. O yüzden şuradaki hava savunmasını okçu kulesiyle donduruyorum. Hava savunmasını kaçırdım. Abi gerçekten yani bir, bir haller var üzerimizde. Niye böyle oluyor? Hiçbir fikrim yok yani. Son zamanlarda kimsenin ahını aldığımı da hatırlamıyorum ama her neyse iki yıldızı aldık. Ganimetin büyük bir kısmını sıyırdığımız için bundan iyisi can sağlığı diyorum. Ee, alabildiklerini alsınlar sonra da diğer hesaba geçiş yapacağım. Orada birkaç tane seri saldırı yapıp direkt 18 milyon altına ulaşacağız zaten. Bunu alabildiklerini alsınlar. Burada ne var? 4000 kara iksir. Ejderler ölecek. Savaşı manuel olarak bitirdim. Hemen yeni ordumuzu eğitelim ve kan 5 köyümüze giriş yapalım. Kapıya koydum. Bu videonun içerisinde bu iki hesaptaki bina yükseltmeyi alacağım abi. Bu video bittiğinde ben de bu yükten kurtulmuş olacağım. Lamıcım yok. 23 tane sinsi goblin bir bakalım. Eğer ölü köyler çıkarsa karşımıza bol altınlı neden olmasın yeter de artar bile. 2 tane köy çıksa yeter. Böyle ganimetleri dışarıda işte bunun gibi köyler lazım bana. Direkt altın madenlerini hedef alacağım. Sinsi goblinlerin sayısı sınırlı olduğu için her yani ne kadar iksir tatlı ve bedava olsa da düşmeyeceğiz o tuzağa arkadaşlar. Altını alalım iksire dokunmayacağım. Evet 16 milyon 17 milyona yaklaştı. Dokunmayacağım diyorum ama çok tatlı gözüküyor. Bir de 6000 kara iksir varmış köyde. Nerede bu kara iksir sondaları? Keşke elimde yıldırım olsaydı kullanırdım ama. Ee, tamam şöyle. <laughs> Bak yine çekirdüğümü yaladım ya inanamıyorum abi. Gerçekten videoda ganimet kasmak sandığımdan çok daha büyük bir meseleymiş. Onu fark ettim şu anda. Hemen savaşı bitiriyorum. Yeni orduyu eğitip yeni köy arayışına giriyorum. 12 tane sinsi goblin. Ne işe yarar demeyin arkadaşım. Ölü köy çıksın yeter. Şansımıza tabi. Bak bir tane eğitim iksiri kullanmamak için kendimi soktuğum şu durumları görüyorsunuz değil mi? Tamam şuraya bir tane bir tane buraya bir tane buraya bir tane buraya bir tane de buraya. Şimdi elimizde kalanlarla zaten yeni saldırı yapamayacağımız için kalan 6 tane sinsi goblini de kara iksir ve iksiri almak için değerlendirmek istiyorum böyle şuraya da attık mı 17.26 milyon altına ulaşmış olduk. Hemen savaşı bitireceğim. Kara iksiri alabilir miyiz? Onda burada. Buradan kraliçeyi bıraksam özelliğiyle beraber o kara iksir sondasını alır. Diğeri de o noktada. Üçüncü kara iksir sondası nerede? Dışarıdaydı herhalde onu indirdik. Anladığım kadarıyla. O yüzden şöyle bir atlatma. Sağ taraftakine sinsi goblin attım. Sol taraftakini de kraliçe indirecek. Bu sayede kara iksiri de dibine kadar sıyırmış olacağız. 620. Gitmedi bir türlü. 320 kare iksir de başımızın gözümüzün sadakası olsun. Arkadaşlar şu ordular birazcık ayarlansın. Ayaklansın. Güzel bir köy bulup hemen geleceğim. Bu arada inşallah sıkılmıyorsunuzdur ya. Bilmiyorum var mıdır buraya kadar izleyen şu senaryoları ama selam olsun size. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kayıt dışı birazcık daha ilerlemeye çalıştım. Bir tane eğitim iksiri kullanmamak için yine yaptım bunları. Bilseydim böyle olacağını kullanırdım tabii ki de. Orası da ayrı bir mevzu. Her neyse şimdi zeptinle ganimet kasmaya çalışıyoruz. Düştüğümüz hallere bir bakar mısınız? Böyle bir koruyucunun özelliği altın depoların üzerine doğru bir öfke büyüsü ve Zeplin'i manuel olarak indiriyorum. Uh, bu da şükürler olsun bize 18 milyonun üzerine çıkartmayı başarmış oluyor. Hemen savaşı manuel olarak bitireceğim. Ve Kan kankırır 5 köyümüzde sizlerin huzurunda belediye binasını 15. seviyeye yolluyoruz arkadaşım. Tam tamına 18 milyon altın ve 15 günlükte bekleme süresi olacak. E bekleyeceğiz artık zaten e, işimiz başımızdan aşkın. Bu kendi yanında kavrulurken biz de diğer hesaplara ilgi göstereceğiz. Şimdi Kankarır 5 köyünü tamamladık. Burada iki tane bildirim görüyorum. 30 taş Akmasa'da adamlar teşekkür ederiz. Hemen Kankarır 4 köyüme de giriş yapacağım. Burada da mevzuları ayarladım. Bir yıldız aldık mı tamamdır bu iş. Sizi daha fazla sıkmak istemediğim için oraları kendim ayarladım. 54 tane sinsi goblin bir tane de atlatmam var. Her türlü yıldızı patlatırız arkadaşım. Bir yıldız yeterli olacak. 3.6 milyon civarında altın gelecek. 4 kat yıldız bonusundan. Ve bu binayı da basıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi. Şimdi inat etti hep hep böyle binanın merkezde olduğu düzenler çıkartmaya başladı. Tamam burada işimizi görürüz biz. Böyle hazır gelmişken tabii ki de imkan varsa ganimeti de sömürmekte fayda var diye düşünüyorum. Ve i̇şte bir tane Ama çok da bir şey kalmadı gibi. Şimdi belediye binasına odaklanabilirim. Buradan şampiyonu da atacağım. Dikkat dağıttım. Bak 30 tane sinsi goblinim kaldı. Bu binayı inmezse var ya. Ortalık karışır hem de çok fena karışır arkadaşım. Artık artık olabilecek herhangi bir sıkıntıya tahammül etmeye mecalim kalmadı lütfen. Bin tane sinsi goblinsiniz alın o binayı. Biz de işimize gücümüze bakalım bir arkadaşım. Vallahi sıktı ya. Yani ben bile sıkıldım sizi tahmin edemiyorum şu anda. En nihayetinde Paşlı ee, tepeli yolları açtık ama en nihayetinde yeterli miktarda ganimeti ulaştık. Burada da binayı basacağız ve böylelikle arkadaşlar iki tane hesabımızın da an itibariyle iş yükünü sırtımızdan atmış olacağız. Çok güzel oldu. Şimdi en yakındaki işçi 10 saat sonra boşa düşeceğine göre benim iksirime dokunmama gerek yok. Gerekirse bir tane daha koruyucu yükseltmesine gidebilirim. Geldim 18 milyon altını patlatıyorum. Ve kırır 4 hesabımızdaki işimizi de noktalamış oluyoruz. Umarım pek sanmıyorum ama umarım keyif almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.